Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, dün gece itibariyle aktarmış olduğum bütün analizlerimde öncelikli konu ana gündem, Cuma günü Standard & Poor's tarafından açıklanacak olan Türkiye notu meselesiydi. Gündem bu konuyla çok yoğun bir şekilde, trafik bu hususta yoğunlaşmış durumdaydı. Acaba bir not artırımı gelir mi? Veya notumuzla ilgili olarak farklı bir yaklaşım mı söz konusu olur vesaire vesaire. Bu durumun yaratmış olduğu ılımlı bir hava mevcuttu. Ve bu ılımlı havaya ilişkin olarak da dolar TL'de 5.25 seviyesinin aşağısına doğru bir sarkmanın olabileceğini, en azından Cuma günü bu haberin gelmesine kadar geçen süre içerisinde bir miktar ılımlı havanın olabileceğini ve 5.30'u test etmiş olan dolar TL'nin tekrar 5.20'ye doğru bir geri çekilme, 5.20-5.25 aralığına doğru bir geri çekilme yaşama ihtimalinden bahsederken, bugün çok farklı bir gündemle piyasalar işlemlerini gerçekleştirmek durumunda kaldı. Zira gördüğünüz gibi her an her saniye farklı bir gündem içerisindeyiz ve piyasa neredeyse yüzlerce binlerce bilinmeyenli bir denklem şeklinde bir türlü puzzle'ın parçaları tam anlamıyla yerine oturamıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün aşağı yukarı öğlen saatlerine kadar piyasa dün bahsetmiş olduğum gelişmelerin etkisiyle son derece ılımlı ve olumlu, sakin bir atmosfer içerisinde bulunurken öğlen saatlerine doğru Batı cephesinden gelen bazı haberler, özellikle Türkiye'nin S-400 füzelerini Rusya'dan alımının yaklaşması nedeniyle oldukça ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduklarını, bu S-400 füzelerinin NATO'nun Türkiye'de konuşlandırmış olduğu güvenlik sistemlerine hiçbir şekilde uyumlu olmayacağını, füze sistemlerinin güvenliklerini tehdit edebileceğini ve bundan dolayı da NATO ülkelerinin, NATO müttefiklerinin ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Ve bu açıklamanın ardından çok sert bir söylemle bu açıklama sonlandırıldı. Türkiye bir karar vermek durumundadır. Yani bu konuda ya varım ya yokum anlamına gelecek şekilde, herhangi bir alternatif dahi sunulmayacak şekilde çok net bir yaklaşım gösterildi. Bir nevi ultimatum gibi bir açıklamaydı. Yani şu söylem gerçekten çok ağır bir söylemdir. Türkiye bir karar vermek durumunda, hiçbir şansınız yok gibisinden bu meale gelen bir açıklama. Bu açıklamanın ardından ise piyasalarda, özellikle bizim piyasalarımızda önemli bir türbülans yaşandı. Borsaya çok sert satışlar geldi ve dolar TL ise 5.23 seviyelerine kadar gerilemiş olmasına rağmen 5.25'in aşağısını test ettiği bir anda hızlı bir şekilde yukarı tepki vererek tekrardan 5.26-5.27 bölgesine ulaştı ve sonrasında ise şu an itibariyle 5.28'ler civarında ve en yüksek 5.29-5.42 seviyesi test edilmiş oldu. Sevgili arkadaşlar, bu konuda önümüzdeki hafta zannediyorum Brüksel'de NATO ile ilgili bir NATO'nun yapacağı bir toplantı ve müttefiklerin bu hususta nasıl bir karara varacaklar, nasıl bir sonuç çıkacak bilinmiyor. Ama bu öyle bir durum ki bazı analistlerin açıklamalarına göre Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini alma hususundaki kararlı davranışının Türkiye-ABD ilişkilerini Rahip Brunson meselesinden daha derinden etkileyebilecek, o sorunun daha da ötesinde bir ciddiyet arz eden bir mesele olduğu şeklinde açıklamalar yapılmakta, yorumlar yapılmakta. Evet, bekleyip göreceğiz. Bu konuda Türkiye'den nasıl bir cevap gidecek? Bir restleşme olacak mı? Ve bu restleşmenin bedeli veya faturası ne şekilde tezahür edecek? Bunları şu anda şimdiden öngörmek mümkün değil. Her şey siyasilerin, devlet adamlarının yapacakları açıklamalar ve atacakları adımlarla ilgili. Bize düşen piyasanın kritik seviyelerini, şu an konumuz dolar-TL olduğuna göre dolar-TL'nin kritik seviyelerini dikkate almak kaydıyla bu seviyelerin üzerinde miyiz, aşağısında mıyız veya belli bir seviyelere geldiğimiz zaman bunların ne anlama geldiğini yorumlamak, bunun dışında elden fazla bir şey gelmiyor. Evet değerli arkadaşlar, sizlere sıklıkla yorumlarımda ve analizlerimde dünya çapında gelişen küresel piyasalardaki düzelme eğilimi, Çin Devlet Başkanı ile ABD Başkanı Trump'ın aralarının yumuşamakta olduğu gibi gibi bir takım haberlere hiçbir şekilde itimat etmediğimi, bugün iyi bir hava estirilirken belki 5-10 dakika sonra, belki 2 gün sonra bu havanın tamamen bozulabildiğini, bu nedenle gerek Brexit konusundaki çözüm çabalarının, gerek ABD ile Çin arasındaki uzlaşma çabalarının pek de kolay çözülemeyeceğini ve özellikle de Avrupa cephesindeki sanayi endekslerinin
endekslerine dair verilerin çok olumsuz geliyor olmasından dolayı da Avrupa cephesindeki ekonomik tablonun hiç iyi olmadığını, bütün bunların hepsini bir araya aldığımız zaman ise, ortak bir potada erittiğimiz zaman ise aslında dünyada işlerin küresel anlamda da çok iyi gitmediğini, bu nedenle de doların güçlü kalmak durumunda olduğunu, euronun dolar karşısında değer kazanabileceğini ve doların asla ve asla birkaç gün öncesine kadar söylendiği üzere bir çöp para birimi olmadığını ve her fırsatta sizlere izah etmeye çalışıyorum. Nitekim bugün Avrupa'dan gelen sanayi endeksi verilerinin sonrasında dolar euro doların 1340 dolar ve 1.13'lere kadar ulaşmasına rağmen 1.1340 seviyelerine kadar ulaşmasına rağmen tekrardan 1.13 seviyelerinin aşağısına inerek 1.1280'lere doğru gerilediğini ve bir diğer yandan da güvenli para dilimi birimi olarak bilinen Japon yeni karşısında da doların değer kazanmakta olduğunu, Japon yeninin değer kaybetmekte olduğunu görmekteyiz. Zira altın yine 1310 dolar seviyelerinde hareket etmekte. Bugün arkadaşlar ABD'nin enflasyon verileri aslında beklendiği gibi geldi. Ancak bugünkü iyi bir haber olarak değerlendirilebilecek, dünya genelinde iyi bir haber olarak değerlendirilebilecek bir durum. Her ne kadar itimat etmemek gerekiyorsa da Trump'ın Çin devlet başkanıyla belki 1 Mart tarihinde bile görüşme yapmayacağını bildirmiş olmasına rağmen o tarih itibariyle 200 milyar doları bulacak olan ek vergi diliminin devreye gireceğini gündeme getirmiş olmasına rağmen bugün tekrardan belki de daha erken bir görüşme bile olabilir veya bu tarihte bir esneklik yaratılabilir gibi ılımlı söylemlerde bulunması, bir anlamda sanki anlaşmaya yönelik bir adım atıyormuşçasına bir hava estirmesi, bir başka açıdan hükümetin cuma günü, ABD'de kapalı olan hükümetin cuma günü açılabilmesi yönünde bir ihtimalin doğması, bütün bu faktörler dolar endeksinde bir yukarı eğilimin yaşanmasına ve doların da küresel piyasalarda değer kazanmasına sebebiyet verdi. Biz ise bahsetmiş olduğum S-400 füzeleriyle alakalı olan NATO'dan gelen açıklamalar paralelinde 5.23'ler seviyesinden hareketlenmek suretiyle 5.29'lara tekrar ulaştık. 5.29-42'lere tekrar ulaşıldı. Ancak 5.30 direncimiz bugün de etkisini göstermiş durumda. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimizi biliyorsunuz zaten. Bu bizim ana grafiğimiz. Ve bu grafiğimiz itibariyle şurada görmekte olduğunuz gibi şuradaki Fibonacci direncimiz olan %23.6 5.28.82 seviyesini temsil etmekte. Bu seviyenin üzerine net olarak çıktığımız takdirde 5.30 direnci, artık genel olarak bildiğimiz bir psikolojik direnç niteliğinde, bu direnci kolaylıkla geçebilecek bir ivmenin oluşabilmesi beklenebilir. Zira şurada görmüş olduğunuz kırmızı hat, özellikle 5.31.28 bölgesini temsil eden kırmızı hat, bu hattın yani 5.30 ila 5.31.50 aralığının aşılması durumunda, bu kez 38.2 noktasına Fibonacci direncine denk gelen 5.36-5.37 seviyesine doğru hareketlenmenin hız kazanabileceğini bu grafiğimiz bize anlatıyordu. Sizlere de son günlerde sürekli olarak bu tabloyu ifade etmekteyim. Ana kriterimiz 5.30 seviyesine yaklaşımlarda son birkaç denemede her ne kadar geri dönüşler yaşandıysa, bu geri dönüşlerin ardından mevcut piyasa koşulları ve özellikle bu son gelişmeler paralelinde 5.30 direncinin aşılma ihtimali bu sebepler dahilinde biraz daha kuvvetlenmiş gibi görünmekte. Tabii ki cuma günkü Standard & Poor's'un önemli bir not durumu var. Bu konuyla ilgili olarak dün aktardığım yorumlarım aynen geçerli olmakla birlikte şu anda zannediyorum piyasanın çok daha önemseyeceği bu S-400 konusu var. Bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip etmemiz gerekecek. Değerli arkadaşlar, dün itibariyle sizlere pivot verilerini açıklarken 5.26 seviyesinin önemli bir pivot noktası konumunda olduğunu, günün bugün için takip edilmesi gereken pivot seviyesi olduğunu ve bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.23'lere kadar devam edebilecek bir geri çekilmenin olabileceğini belirtmiştim. Nitekim pivot seviyesinin aşağısına gece saatlerindeki iniş sonrasında bugün 5.23-60'lara doğru bir geri çekilme yaşandı. Ancak 5.26'nın üzerine çıkılmakla bu seviyenin üzerinde kalındığı süre içerisinde 5.27'ye kadar yönümüz bulunuyordu ve 5.20'nin de başarıyla geçilmesi sonrasında 5.30-18'e doğru, yani en yüksek olarak 5.29-42 seviyesini gördük. 5.30'lara doğru bir hareketlilik hız kazanmış oldu. Özetle arkadaşlar,
pivot seviyeleri ve pivot direnç ve desteklerinin neresinde olduğumuz bize nereye kadar yükselebileceğimiz ve düşebileceğimiz hususunda bilgiler vermeye devam ediyor. Doğru bilgiler aktarmaya devam ediyor. Arkadaşlar şu an için piyasa henüz kapanmış durumda değil. 24 itibariyle günlük veriler açıklandı, oluştuğu zaman ben Twitter adresimden her zaman olduğu gibi dolar TL'nin yarın için geçerli olan pivot verilerini aktaracağım. Ancak çok önemli bir değişiklik olacağını zannetmediğim için şu anki verileri kapanış verileri gibi değerlendirecek olursak yarına dair bir fikriniz olması bakımından, şimdiden bir fikriniz olması bakımından 5.27.50 seviyesinin bir pivot seviyesi olduğunu görmekteyim. Yarın için pivot seviyemiz 5.27.50 olarak oluşmuş. 5.31.29, 5.31.30 seviyeleri bu seviyenin üzerinde kalındıkça yönelebileceğimiz bir seviye olarak kendini göstermekte. Yani arkadaşlar 5.27.50 üzerinde kalındıkça 5.30 direncinin biraz daha kararlı ve güçlü bir şekilde zorlanması ve bu direncin aşılabilmesi adına son birkaç gündür aşılmakta zorlanmış olan bu direncin aşılması adına bir çabanın gözlenmesi beklenebilir. Dolar TL'nin güçlü olduğu düşünülebilir. 5.31'ler civarı aşıldığı takdirde ise bu kez 5.33.23 ve buranın da aşılması durumunda ise 5.37 seviyesinin, yani arkadaşlar şuradaki 38.2 bölgesine denk gelen 5.36.66, 5.37 seviyesine, şu bölgeye doğru bir hareketlenmenin yaşanabilmesi teknik olasılıklar olarak mümkün imiş. Haftalık verilerimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Haftalık pivot verilerini de isterseniz ben sizlere tekrar bir hatırlatayım. Haftalık pivot verimiz itibariyle 5.24.29 seviyemizin pivot seviyesi olduğunu, bu seviye üzerinde kalındıkça 5.30 ve onun üzerinde kalındıkça 5.36 ve 5.42 seviyelerinin gündemde olacağını pivot değerleri olarak bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu arada bir de arkadaşlar teknik göstergelere de kısaca bir bakalım isterseniz. Orta vadeli, kısa orta vadeli göstergemiz olarak MACD göstergesinin olumlu sinyal içerisinde olduğunu, evet, olumlu sinyal içerisindeki halini, konumunu devam ettirmekte. Bir de arkadaşlar benim kendime özel bir göstergem olduğunu biliyorsunuz. Bu bir güç göstergesidir. Dün aktarmış olduğum analizimde şuralarda bir zorlanma yaşadığını ve hafif bir güç kaybı içerisinde olduğunu görmüştük ama bugün tekrar özellikle şu referans noktası, 50 referans noktasını geçme hususunda bir niyetliliğinin daha da arttığını, burayı geçebilme adına biraz daha kararlı bir yön bulduğunu söylemek mümkün olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi Merkez Bankası bugün ne yaptı konusuna bir değerlendirmeye çalışalım. Merkez Bankası arkadaşlar Şubat ayı kontratları itibariyle bugün, pardon arkadaşlar, bu endekse ait biop kontratlarımızın tablosu idi. Çok affedersiniz. Evet, Şubat kontratları itibariyle arkadaşlar görmekte olduğunuz tablo Şubat kontratlarını yansıtmakta. Şubat kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemi bugün bulunmuyor. Herhangi bir short işlemi yapmamış. Hemen ardından arkadaşlar Mart ayı kontratlarına bakalım. Mart ayı kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın bugün 17.483 kontrat short pozisyon açtığını görmekteyiz. Bugün Merkez Bankası yine short pozisyon açma ihtiyacını hissetmiş. Zira 5.30'a yaklaşımlarda dünkü analizimde de belirtmiş olduğum gibi Merkez Bankası'nın short silahını tekrardan kuşandığını biliyoruz. Nisan ayı kontratlarına baktığımız zaman arkadaşlar ise bugün itibariyle 6.500 kontrat civarında Merkez Bankası'nın kontrat açtığını, short pozisyon açtığını görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak mevcut durum, mevcut tablo bundan ibaret. Kritik seviyeleri takip etmekte yarar görmekteyim. Vermiş olduğum pivot seviyeleri de mutlak suretle takip etmenizde önemli bir yarar olacağı kanaatindeyim. 24'ten sonra Twitter adresimde mutlak suretle yarın için geçerli olan milimetrik pivot verilerini aktaracağım. Gün içerisinde de 2 saatlik veyahut da 4 saatlik olmak kaydıyla farklı periyotlardaki pivot seviyelerini dolar TL ve diğer enstrümanlar içinde aktarmaktayım. Gün içinde işlem yapanlar ve kısa vadeli dolar TL hareketlerini takip ederek adım atmakta olan arkadaşlarımızın takip etmesinde yarar olabilir. Efendim, aktarılan bilgilerden memnun iseniz lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Zira abonelik durumunuzda derhal anında bildirimleri alabileceksiniz. Aboneliklerinize, YouTube aboneliklerinize ücretsiz olduğunu biliyorsunuz. Hoşçakalınız, sevgiler ve saygılarımla.